ile biliyorsunuz bunlar biraz önce de Levzan Hanım'ın ve sizin Cener Bey'in açıkladığı gibi belli rakamlara ulaşmış olan şirketler genel bağımsız denetçi seçmek zorundalar. Dolayısıyla bu hadlerin altında kalan şirketlerin bağımsız denetçi en azından bugün için seçme zorunluluğu söz konusu değil. Dolayısıyla faaliyet raporlarında veya diğer sundukları belgelerde bağımsız denetçiye ilişkin bilgi de vermeleri gerekmiyor. Ancak sorular şöyle sorulabiliyor. Bu zorunluluk anlamında zorunda değil. Yani isterseniz siz şirketleriniz için bağımsız denetçi de seçebilirsiniz. Herhangi bir denetçi de seçebilirsiniz. Bunun yasal anlamda bir engel söz konusu değil. Yani siz şirketinizi bağımsız denetime tabi tutturmak istiyorsanız gerek genel kurullarınızda veya ana sözleşmelerimizde ben bunu yaptıracağım da diyebilirsiniz. Ancak o bağımsız denetim raporunun sonuçları açısından baktığımızda Türk Ticaret Kanunu'ndaki meydelere tabi olmayacak. Çünkü zorunluluk yok. Ama şirketler isterse bu açık. Fakat biliyorsunuz şu anda bir yönetmelik taslağından söz ediliyor. Uzunca bir süredir bakan onayına sunulmuş durumda ya da başbakan değerlendiriyor en son olarak. Bu anonim şirketlerde tabii murakıplık sistemi de kalkınca onun yerine denetimsiz kaldılar. Dolayısıyla bu şirketlerde denetim zorunluluğu getiren bir düzenleme ilk etapta anonim şirketler için böyle bir zorunluluk gelecek bu düzenleme yayınlandığı takdirde. Bu ne anlama gelecek? Bütün anonim şirketler bu düzenlemeye göre bir denetçi seçmek zorunda kalacaklar Mart aylarında veya kuruluşlarından itibaren hemen. Ve bu denetçi adı bağımsız denetim olmayacak ama bağımsız denetime çok yakın bir denetim gerçekleştirecekler. Yani Türk Ticaret Kanunu'ndaki denetime ilişkin bağımsız denetçinin sorumluluğuna ilişkin hemen hemen bütün yükümlülükler bu denetçi için de getiriliyor. Mali müşavirler ya da yeminli mali müşavirler bu denetimi yapacaklar. Genel kurullar yeminli mali müşavirler ya da mali müşavirler arasından seçecek bu denetçiyi ve o denetçi aynı şu anda bağımsız denetimdeki olduğu gibi çok yakın ama adı bir bağımsız denetim olmayan bir denetim gerçekleştirecekler. Bunu bekliyoruz. Bu yürürlüğe girdiği andan itibaren onu takip eden dönem başından itibaren mi olur ki öyle olması lazım. Böyle bir yükümlülük gelecek. Bir başka konu artık tabii bazı kavramlar da değişti. Burada tek tek ifade ediliyor. Sizler bunu artık okuya okuya tartışa özellikle de 1-2 yıldır uygulamada başladı. Eskiden limited şirketler ki zaten gelen sorulardan da bakıyoruz. Çoğunluğu limited şirketlerle ilgili. Limited şirketlerde tabii kavramlar işte müdürler kurulu diye yeni bir kavram geldi hayatımıza. Müdürler kurulu işte eğer bir müdür varsa şirkette müdürler kurulunu o müdür oluşturuyor. Birden fazla müdür varsa o müdürler kurulunu oluşturuyor. Yani bir arada karar verecekler. Eski ortaklar kurulu yani bizim limited şirketlerde daha önce hisse devridir işte bir takım yeni ortak girişi çıkışı merkez nakli falan gibi ortaklıklar kurulu kararımız biliyorsunuz ortaklar kurulu kararı diye karar defterine yazardık. O ortaklar kurulu zaten o zaman da genel kuruldu. Şimdi de adı artık hukuki anlamda da genel kurul oldu. Yani o ortaklar kurulu aslında limited şirketlerde yeni ticaret kanunuyla beraber onun adı genel kurul oldu. Ne var o zaman demek ki limited şirketlerde? Bir müdürler kurulu var. Eğer birden fazla müdür varsa, tek başına müdür varsa da zaten o müdürler kurulunun bütün yetkilerine sahip oluyor. Birden fazla müdür varsa müdürler kurulunu oluşturuyor. Eğer müdürler kurulunun dışındaki tüm ortakların bir arada olduğu yapıya da limited şirketlerde genel kurul diyoruz. Anonim şirketlerdeki de biliyorsunuz yönetim kurulu, müdürler kurulunun aynısıdır. Bir tane de yönetim kurulu olabilir. Birden fazla yönetim kurulu üyesi olabilir. Yönetim kurulunun dışındaki işte toplam genel kurulları yapan önemli kararları alan da anonim şirketlerde
genel kurullardır. Geliyor değil mi arkadaşlarımız? Sigara ihtiyacı için dışarıya çıktıklarını öğrendik ama herhalde geliyorlardır. Şimdi bu dönem yapılacak anonim şirket genel kurullarında iç yönerge yeniden hazırlanacak mı? Veya her defasında iç yönerge hazırlanması gerekiyor mu? Zaten biraz önce Caner Bey bir yönergenin hazırlanması gerektiğinden Lerzan Hanım da söz etti. Ben bütün soruları cevaplamaya başlayacaktım neredeyse ama Lerzan Hanım soruların çoğunluğu maalesef size onları vereceğim. Bu arada siz bir onları okursunuz. Ben tekrar pay edeceğim. Yeniden bir iç yönerge hazırlanması her defasında gerekmiyor arkadaşlar. Zaten anlatıldı. Yani iç yönerge genel kurulların nasıl yapılacağına, şekline, usulüne yönelik bakanlığında asgari açıklamalarını istediği bir düzenleme. Eğer esaslı bir değişiklik söz konusu olmayacaksa bu yönergede, ki yönerge her zaman değişikliğe ihtiyaç varsa uğrayabilir, asgari koşulları olmak kaydıyla o durumda sadece iç yönergenizi değiştireceksiniz. Aksi takdirde bir değişik söz konusu değilse aynı sözleşmeleriniz gibi bunda bir değişiklik yapmak zorunda değilsiniz. Yani aynı yönerge devam edecek. ...2013 yılı için anonim şirketler için yaptığımız genel kurullarda denetçi seçimi yapmadık. 2014 yılı içinde denetime tabi olmayan anonim şirketler için böyle bir denetçi seçimi yapılacak mı? Tabii ki eğer biraz önce açıklamış olduğumuz o hadler, yani işçi hadleri, hasılat hadleri, bunların altında kaldığı için bağımsız denetçi seçmek zorunda olmadığına göre, yeni dönemde de bu hadlerin altında kalıyorsa bir de bağımsız denetçi seçmek zorunda değil işletmeler. Ama dediğim gibi demin, bu bir zorunluluk olmayacak şeklindeydi. İhtiyari olarak her zaman bunu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi Lerzan Hanım, bakabildiniz mi? Şöyle sorulara, zaten soruların bir kısmı birbirini tekrarlıyor. İsterseniz sizden başlayalım. Yorulduğunuz yerde dinleniriz, bu tarafa da geçeriz ama şu soruların çoğu birbirine benzetse de size yöneltilmiş sorular. Şimdi bir genel kurulu yapılmamış ve temsil süresi aşılmış bir anonim şirket ve limited şirketi tekrar genel kurul toplantısı için imza yetkisi için hangi yol izlenir? Şimdi eğer yönetim kurulu üyelerinin süresi bittiyse yine yönetim kurulu üyelerine Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca, eğer genel kurulu yapmaya süresi dolmuş olsa bile genel kurul yapma yetkisi veriyor. Bu genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi veriyor. Ama eğer yönetim kurulları da ortada yoksa, yani burada bir organ yokluğundan bahsedilir, o zaman bu durumda mahkemeye başvurmak gerekebilir. Kayyım tayini istenebilir. Kayyım sadece o genel kurulu toplantıya çağırmak için görevlendirilir. Ticaret odasına tescil ve ilan için denetçi raporu verilecek midir? 2013 yılında denetçi seçimi yapmadık. 2014 yılında denetçi raporu okunacak mıdır? Caner Bey'in de belirttiği gibi, eğer denetçi seçilmesi gerekiyorsa, yani hangi durumlarda o kriterler var, bir de belirli olan A, B, C listeleri var. O listedeki şirketler için denetçi, bağımsız denetçi seçmek zorundasınız. Artık murakıplık sistemi ortadan kalktı biliyorsunuz. Bu nedenle denetime tabi olmayan şirketler için bağımsız denetçi seçilmeyecek. Hiçbir denetçi seçilmeyecek. Fakat kanunda şöyle bir şey yayınlandı. Anonim denetime tabi olmayan anonim şirketler için ayrı bir tebliğ çıkartılacağı. Böyle bir taslak vardı.
Fakat henüz o taslak resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmedi. Teklerde teslim. 2012 yılı devam edeyim mi? Nasıl yapalım? Siz biraz devam edin. İsterseniz veya şöyle yapalım. Siz soruları bu arada biraz okuyun. Şöyle bize Ceyda Hanım bir biraz isterseniz hani başlangıçta özellikle size genel kurullarla ilgili gelen dosyalarda beklenti, istekler veya problemler neyse o şeyleri açıklarsanız ardından da bu arada soruları okumuş, paylaştırmış oluruz. Buyurun. Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunlu olan şirketleri biraz önce saymıştım. Bunun dışında hanımefendinin bahsettiği gibi sermaye artırımı, amaç konu tadili, birleşme, bölünme, tür değişikliği gibi konularda mutlak bakanlık temsilcisi talebinde bulundurma zorunluluğu var. Bize müracaat ederken dilekçe imza sürkileri, yönetim kurulu kararı noterden tasdikli, bankadan makbuz ve yönetimin seçildiği son gazeteyle birlikte müracaat ediyorsunuz. Bu müracaatta bu şirketlerde sorulardan isterseniz ben devam edeyim. Döviz bürolarında bakanlık temsilcisinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verir misiniz diye bir soru var. Bu da normal anonim şirket genel kurulları gibi olur. Herhangi bir değişiklik yok. Hanımefendi onları bahsetti. Tutanak, hazırın, faaliyet raporu, varsa denetçi raporu, bilanço gelir gider. Bunlar hazırlanacak. Sadece bir bakanlık izne tabi herhangi bir konuları varsa, yani ana sözleşme değişikliği yapıyorlarsa mutlaka bakanlıktan bu iznin alınmış olması gerekir. Onun dışında neden bahsedelim? Sorulara devam edelim. Tek pay sahipli anonim şirketler de aynı diğer anonim şirketler gibi normal gündemini görüşecek ve karara bağlayacak. Tabi burada eskiden tek pay sahibi diye bir şey yoktu. Şimdi var. Kendi ibrasını kendi yapabilir mi diye. İbra maalesef gerçekleşerek yola devam ediliyor. Burada bir ibra yapılmayacak diye bir şey yok. Yine ibra yapılacak. Normal genel kurullar gibi. Bütün ortakların katılmalarını sağladığı avantaj var mı? Anonim şirket ve limite şirketlerde genel kurul tescilleri karşı okuyamadım ama özür Halim Terzi Bey sormuş ama ne demek istediğini. Yani anonim şirket ve limite şirketlerde tek ortak olması halinde oy kullanma durumu soruluyor. Tabii aynı, eskiden anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri biliyorsunuz kendi kendilerini ibra etmede oy kullanamıyorlardı. Fakat yine kanun değişikliğinden sonra tek kişilik ortaklıklar devreye girdiğinde bu hüküm kendiliğinden ortadan kalktı. Yani kendi kendilerini ibra edecekler. Başka anonimle ilgili varsa sorularımızı cevaplayalım. Orada var mı anonimle ilgili yok galiba. Anonim şirketlerle ilgili. Bir anonim şirkette yönetim kurulu üyelerinin aynı zamanda hissedar olan tüm hissedarlar değiştiğinde yönetim kurulu görev yetki durumu ile ilgili genel kurul toplanma süre ve süreci nasıl olacaktır? Bütün hisseler devredildiği anda aynı herhalde bir genel kuruldan bahsediyoruz. Bir genel kurul yapıyoruz. Genel kurula çağrılmış oluyor. Bakanlık temsilcisi geliyor veya gelmiyor. O genel kurulda çağrıyı yapan bir organ var. O organ da eski yönetim kurulu üyeleri. O toplantı esnasında hisseler devredilir, yeni yönetim kurulu üyeleri seçilir ve organ oluşturulur, şirket yoluna devam eder. Ama toplantı yapılmadan, yani o davet yerine getirilmeden kendi aralarında bir devir yapıyorlar ve yönetim kurulu üyeleri de istifa ediyorsa ortada o zaman organ kalmayacak. Dolayısıyla ancak mahkemeye ortaklar azınlık giderek bir genel kurul yapma yetkisi alacaklar. Onun dışında başka türlü yapamazlar. En doğrusu yani en kolayı eski yönetim kurulu üyeleri hisselerini devretmeden
Yani hisse devretmesine gerek yok. Yönetim kurulundan istifa etmeden toplantıyı davet etsin genel kurulu. O genel kurul esnasında hisseler devredilsin ve yeni yönetim kurulu seçilsin. En kolay yöntemi bu. Ortaklık şartı yok zaten yönetim kurulunda, evet. Evet, tamam mı? Yani anonimle ilgili alalım isterseniz. Peki siz okumaya devam ediyorsunuz. Burada ben de bir bakın bunların içerisinde sizin cevaplayabilecekleriniz var ise onları siz cevaplayın. Şimdi, tek pay sahiplenme... Evet, pardon. Siz mi devam ediyorsunuz? Okuyunuz. Buyurun, tek pay sahiplenme şirketinde divan teşekkürü, katip, oy toplayıcı kimler olacak? Kanundan böyle bir zorunluluk var mı? Evet, bir divan teşekkür edilme zorunluluğu var. Tek pay sahipli kişi toplantı başkanı olur. Arzu ederse bir kişiyi de yazman seçebilir veya hiç seçmeyebilir. Toplantı başkanı olarak yoluna genel kurulu yapabilir. Yönetim kurulu tek kişi olduğu için toplantı tutanağına kararlar yazılırken oy birliğiyle ibaresi kullanılarak mı yazılacak? Evet, maalesef oy birliği diye yazıyoruz. Seçimli genel kurul olmasa dahi ibra var mı? Tek pay sahibi yönetim kurulu finansal topluları yani kendi kendine ibra edecek mi? Evet, ibra var tek kişilik anonim şirkette de. Limite şirketlerde anonim şirketler gibi her yıl genel kurulu yapmak zorundalar. Kuruluştan itibaren hangisi pardon? Evet, tescile veriyorsunuz ama tescil bunu ilan etmiyor. Yani ilan gazetede çıkmıyor. Eğer müdür seçimi varsa tescile tabi bir husussa, yani bir sermaye artma amaç konu ana sözleşme değişikliği yapılıyorsa mutlaka bunları tescil ve ilan etmek zorunda. Normal ibraların olan genel kurulda sicile götürüyorsunuz. Sicil, tescile tabi bir husus yok diye bazılarını iade ediyor, bazılarını da tescil edip bırakıyor. Evet. Yani onu yaşayanlar... Evet, burada böyle bir husus var arkadaşlar. Yani tescil ve ilanı gerekli hususlar ki İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu o yönde uygulama yapıyor. Tescil ve ilan zorunlu hususlar yok ise geri gönderiyorlar. Yani o takdirde siz genel kurulunuzu yapacaksınız. O genel kurulda alınan kararları tescile ve ilanı zorunlu hususlar yoksa genel kurul defterinize yapıştıracaksınız sadece. Evet, eğer bir müdür seçimi söz konusuysa örneğin bunu tescile tabi olarak şey yapıyor ve tescil ve ilan ettiriyor. İki tane soru var, onu da verin bitiyor. Bir limite şirket 31 Aralık 2013 tarihinde anonim şirkete dönüşmüştür. Mart sonuna kadar genel kurulu yapılması gerekli midir? Evet, maalesef bir günlük genel kurulu yapmak zorunda. 31 Aralık'ta tescil edildiği için. Kuruluşundan itibaren 20 yıl süresi olan limite şirketin süresi doldu. Kapatılması için nasıl bir yol izlemeliyiz? Süresi bittiği için eğer süre uzatımına gidilmeyecekse bir tasfiye kararını alıp tescil ve ilan edilmesi gerekiyor. Bendeki sorular da Erol Bey, genelde limited şirketin genel kuruluyla ilgili sicil tescile tabi midir? İşte dediğimiz gibi eğer tescile tabi olan unsurlar varsa İTO'nun sayfasında da göreceğiniz üzere onları mutlaka tescil ve ilan ettirmeniz gerekiyor. Limited şirketlerde genel kurul yapılmaz ise yaptırımı var mıdır? Dediğim gibi herhangi bir yaptırım öngörülmemiş ama pay sahiplerinin bundan dolayı bir zararları söz konusu ise burada ne diyor? Emredici bir hüküm sonuçta 3 ay içerisinde yapılır diyor. Eğer 3 ay içerisinde yapmadınız da 15 Nisan'da yaptınız, hani bugüne kadar hiç yaşamadım, herhangi bir problem olmadı. Ama bunu yapılmaması sebebiyle pay sahiplerinin ya da ortakların zararları söz konusu olduysa o zaman tabii ki hukuki yollara başvurması söz konusu olacak pay sahiplerinin. Limited şirketlerde genel kurul hangi tarihten itibaren zorunludur? Yasa biliyorsunuz 2012 Temmuz ayında yürürlüğe girmiştir. Artık bu yıldan itibaren limited şirketlerde genel kurul yapmamız gerekiyor. Limited şirketlerde genel kurul yapılmamasının sorumlulukları veya sonuçları nelerdir? Onları bahsettik. Ne zaman yapılmalıdır? Eğer özel hesap dönemi ise o özel hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay içerisinde. Eğer normal hesap dönemi ise yani 1 Ocak 31 Aralık'sa Mart ayının sonuna kadar. Limited şirketlerde
olağan genel kurulda herhangi bir karar alınmamış ise, karar 31 Mart'a kadar noterden onaylanmışsa yine de tescil zorunluluğu var mıdır? Her genel kurul tescil edilmek zorunda mıdır? Tescile tabi hususlar biraz önce açıkladığımız gibi ticaret sicil müdürlükleri tescile tabi ise mutlaka o kararı tescilini alıyorlar. Eğer değilse kimi iade ediyor, kimi alıyor dosyasına koyuyor. Genelde bu yönde sorular. Bendekilerin çoğu öyle. Peki. Evet. Şimdi ilanlı genel kurula gelmeyen isimlerini Haziran cetvelinde gerek var mı diye. Şimdi Haziran cetveli pay defterinden ortaya çıkarılan, biliyorsunuz genel kurul tarihi itibariyle ortakların listesini gösteren bir şey. Yani bu genel kurulun çağrılı çağrılısız olmasıyla genel kurula katılan katılmayan durumuna göre değişmiyor. Her durumda mutlaka ortakların, mevcut ortakların Haziran cetvelinde mutlaka isimleri, payları, katıldıkları takdirleri, onun için imza yerleri açılmış olmalı. Standart bildiğimiz Haziran mutlaka olması gerekiyor. Çok yani nama yazılan, pay defterine kayıt olanlar tabii. Nama yazılanlar için söylüyoruz. Yani huzur hakkı tutarları ayrı ayrı detaylı yazılması zorunlu mu? Bu genel kurulda anladığım kadarıyla şu mudur soru? Genel kurulda huzur hakkı belirleniyorsa anlamında değil mi? Genel kurul yönetim kurulu üyelerine veya başkalarına huzur hakkı belirliyorsa mutlaka tabii ki eğer bir farklılık varsa, bir tek bir rakam belirleniyorsa yönetim kurulu üyelerine şu kadar diyebilir ama farklı farklıysa o farklı farklı da onun yazılması gerekir. Yani sonuçta onun üzerinden yönetim kurulu bir görev alacak üstüne, onu gerçekleştirecek. Burada vefat eden hissedarlarla ilgili bir şey var. Bunu diğer arkadaşlarımız da, konuşmacılar da cevaplayabilirler ama vefat ettiği andan itibaren tabii ki varisleri ortaklık haklarını kullanma hakkına da sahip olmuş oluyorlar. Fakat orada mutlaka işte veraset ilamıyla şirkete bir başvuru gerçekleşmesi gerekiyor. Veraset ilamıyla şirkete yapılan başvuruya göre de şirket bu ortaklığı ya kabul edecek, pay defterine işleyecek veya ona ilişkin karşı duruş gösterebilir. Pay varisler genel kurula tabii bir müşterek temsilciye katılmaları gerekiyor. Ve kendi aralarından oluşturacakları veya dava süreci varsa varisler arasında yine mahkemeden onların birlikte temsil etmesini sağlayacak bir kişinin, temsilcinin belirlenmiş onu müsaade gerekiyor. Ederseniz buyurun. O çok İstanbul'da çok sorulan bir soru. Buyurun, iyi yani olur. Her gün telefonda bu soru mutlaka bize soruluyor ve anlatıyoruz. Veraset çıktıktan sonra kişiler şirkete müracaat ediyorlar. Diyelim ki 4 varisi var, %25. Kişinin de 100 hissesi varsa bu 4'e bölünerek herkese eşit miktarda veriliyor. Yönetim kurulu bu konuda karar alıyor. Kararına yazıyor. Şu verasi, şu mahkeme, şu tarih, şu sayılı ya da noterin diye. Varisleri orada tek tek hisselerini yazıyor. Ondan sonra pay defterine kaydediyor ve onlar ortak oluyorlar. Eğer bu gelen hisseler içinde bir de bölünemeyen hisse olursa, ki böldüğünüz zaman bir küsurat hisse çıkar, genelde çıkıyor. Ona da bölünemeyen hisse diye yazılır. O bölünemeyen hissenin sahipleri de o varislerdir. Bölünemeyen hisse diye Haziran'a yazılır. Karşısına o 4 kişinin ismi açılır. O 4 kişi de bir temsilciyle genel kurulda temsil edilir. Evet. Arkadaşlar bugün için şöyle bir şey de yapacağız. Yani şu sorular, yazılı sorular bitsin zamanımız olduğu müddetçe karşılıklı konuşmamak kaydıyla sorularınızı, kafanızda oluşan soruları toparlarsanız öyle yanıt vermeye de çalışacağız. Ama öncelikle yazılı sorulara yanıt vermeye çalışalım. Mesela işte yine biraz önce herhalde açıkladığımız konuyla ilgili münfesi olan şirketlerde 2 ay önce yazı gelmiyor. Bu gibi durumlarda ne yapmak ki? 2 ay önce yazı gelecek diye bir olay söz konusu değil. Bu bakanın açıklamasından biraz önce söz ettiler Erzan Hanım da. Yani şu anda bir yasal düzenleme yok. Yani 14 Şubat'a kadar bu koşulları yerine getirmeyenler şu anda münfesi. Tabii münfesi demek yani şirket pat diye ortadan kalkmıyor arkadaşlar. Yani münfesi olan şirket doğal olarak kanun zorunluluğuyla bir tasfiye sürecine girmiş oluyor. Bu şirketin varlıkları vardır, borçları vardır, öyle mi?
buna ilişkin bir mutlaka bir tasfiye memurunun belirlenmesi ve tasfiye sürecinin gerçekleşmiş olması lazım. Kanunda bu hızlandırılmış tasfiye süreci içerisine girecektir. Ama söylenen 2 aylık süre buradaki bir mağduriyetin önüne geçmek için, işte dediğim gibi 70 bin şirket var ve bu şirketlerin bir kısmı belki hayatına devam etmek istiyor. Bakanın açıklaması da ticaret sicil memurluğu bir 60 günlük ticaret sicil memurluğu aracılığıyla bir 60 günlük süre verecek. Yani daha önce münfesi hale girmeden önce değil, bugünden itibaren o artık düzenleme ne zaman ortaya çıkacaksa 60 günlük bir süre verecek. Yani 15 gün sonra bu açıklamayı yaparlarsa 15 günden itibaren bir 60 günlük süre olacağı doğaldır. Bir ay sonra yaparlarsa bu açıklamayı, ama sırf bu yasal düzenleme nedeniyle tamam, bu bizim için de bir fırsattır. Zaten şirketi bir türlü tasfiye edemiyorduk ve bu vesileyle biz de bu şirketi tasfiye edelim, ortadan kaldıralım yasal yükümlülüklerini yerine de getirmemiş olması sebebiyle, o zaman o tasfiye sürecini, yani o düzenlemeye bağlı kalmaksızın gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi burada bir soru, bu herhalde şirketler kar dağıtmama kararı aldıklarında birinci tertip yasal yedek akçe ve birinci temettü. Şimdi kar dağıtımı, karın dağıtımı, yani genel kurulun gündemine kar dağıtımı konusunu alan bir genel kurul kar dağıtımı ile ilgili bir karar verecek demektir. Değil mi? Kar dağıtımı varsa gündeminde kar dağıtımı ile ilgili bir karar verecek. Ya karı kısmen tamamen dağıtmaya karar verecek, ya da karı dağıtmamaya karar veriyorsa dağıtmamaya karar verecek genel kurul tarafından. Ancak kar üzerinde bir karar söz konusu, ki eski ticaret kanunumuz da bu konuda çok net değildi. Bunu Lerzan Hanım da belki bu konuyla ilgili bir açıklama yapabilir. Birinci tertip yasal yedek akçenin ve birinci tertip temettü doğal olarak kanundan gelen bir aktır arkadaşlar. Yani ben birinci tertip yasal yedek akçeyi ayırmıyorum ve birinci tertip temettüyü de ayırmıyorum diyemezsiniz. O ayrıldıktan sonra geri kalan bölümü, yani bir kar dağıtımı ayrıca gerçekleştirilecekse bu kar dağıtımına bağlı olarak ikinci tertip yasal yedek akçe de doğal olarak ayrılacaktır. Kanunda eskiden bir tartışma vardı. 11'de 1'i mi, %10'u mu tartışması. Artık bu netleşti biliyorsunuz. Doğrudan dağıtılacak tutarın %10'u oldu. Öyle 11'e bölelim, 1'ini alalım, onun %10'una denk gelsin diye bir olay söz konusu değil. Bilmiyorum bununla ilgili yok, ilave edeceğiniz bir husus. İlave edeceğim bir şey yok. Yani eğer kar dağıtımına karar verilmemişse, yani bütün ortaklar kar dağıtılmamasına karar vermişse, o zaman pay sahiplerinden biri birinci temettünün dağıtılması için mahkemeye başvurabilir. Ama henüz henüz bununla ilgili bir yargı kararına rastlamadım. Burada bir soru daha var. Limited şirketlerde genel kurul 50 ve üzeri ortak sayısı olması durumunda genel kurul yapılıyordu. Yeni TTK'ya göre nasıl oluyor? Biraz açıklar mısınız? Burada evet. 574. maddede açıkça diyor, limited şirketlerde ortak sayısı 50'yi aşamaz diyor. Önceden de olmaması lazım. Bu durumda yani genel kurul, dediğim gibi kıyasen anonim şirketlerdeki genel kurul kuralları da limited şirketlere de uygulanacak. Denetçi murakip zorunluluğu olmasa bile ihtiyar denetçi seçilebilir mi? Evet, seçilebilir. Yani o şirketin, biz tabii ki o ihtiyari olarak herkes denetçi seçebilir şirketini. Bu da şirketlerimizin kurumsal yönetim ilkelerine kurumsallaşması için önemli bir husustur. Bunu da cevaplamış olmalı. Bunu siz de söyleyebilirsiniz. Bir tane daha soru var. Şey diyor... borca batık olan şirketler birleşebilir mi? Burada da 139. maddede açıkça yazıyor. Sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararla kaybolan veya borca batık durumunda bulunan bir şirket, kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık durumunu karşılayabilecek tutarda serbestçe tasarruf edilebilen öz varlığa sahip bulunan bir şirket ile birleşebileceği yeni Türk Ticaret Kanunumuzda açıkça öngörülmüş. Limited şirketin gayri faal 2 ortaklı ve de ortağın biri vefat etmiş.
ailevi problemler var, muhrisler bir araya gelemiyor. En kısa yoldan tasfiye şekli nedir? En kısa yoldan tasfiye şekli eğer şeyse 14 Şubat'a kadar 5.000 lir, yani sözleşmesinin sermayesini 10.000 liraya arttırmadıysa herhalde en kısa yoldan bu aklıma geliyor. Eğer evet, şirketler topluluğu söz konusuysa orada biliyorsunuz bir çıkma hakkı var. Burada haklı nedenle mahkemeden ben çıkma hakkımı kullanıyorum diyebilir. Ama şirketler topluluğu söz konusuysa, eğer şirketler topluluğu söz konusu değilse yine münfesih olma durumunu, o şirketin münfesih olma şartları var mı yok mu onu kontrol edip Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurmak gerekecek. Yine aynı şekilde bir soru var. Baskı veya hatır işi olarak şirket ortağı olmuş bir şahıs şimdi şirket ortaklığından çıkmak istiyor. Bu limited şirket diye anlıyorum. Çünkü anonim şirket ortağı olsa kamu borçlarından sorumluluğu olmadığı için anonim şirket ortağı olarak kalmaya devam edebilir. Yani onun bir sorumluluğu olmayacaktır. Şirket tüzel kişi olarak sorumlu olacağı için üçüncü kişilere karşı. Şimdi ne yapması gerekiyor? Şirketin durumu kötü olduğu için borçları ona yıkmaya çalışıyorlar. Yine aynı şekilde münfesihlik durumu var mı'nın tespiti gerekir. Eğer böyle bir durum varsa en azından Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurmakta fayda olacaktır. Evet, siz bir açıklama yapacaktınız. Neydi? Temettüyle ilgili. Ha, birinci temettü. Ha, evet. Gündeminde karın dağıtımı maddesi varsa, kar dağıtımı maddesi gene tutanakta yazılırken o madde sırası geldiği zaman birinci temettünün mutlaka şu tarihinde dağıtılacağının yazılması gerekir. Yani birinci de temettüyü dağıtmak zorundayız eğer gündemimizde kar maddesi varsa. Dağıtılacak karın da hangi tarihte dağıtılacağını da mutlaka genel kurulda belirlemek gerekiyor. Evet. Yıllık olağan genel kurulu yapan limited şirketlerde genel kurulun yetkisi yoksa, yetkisi olan konular yoksa ticaret sicilinde yayınlanması biraz önce bu farklı biçimde açıklandı. Yani genel kurulun yetkisinde olan tabii ki konular söz konusu değilse aynı diğer gibi siz onun normal olağan genel kurulunuzu gerçekleştirip tescil ve ilan zorunluluğu olmadığına göre dosyanıza kaldırabilirsiniz. Bence tescile götürmelerinde fayda var. Sicil belli olmaz çünkü. Yani evet. Sicil belli olmaz. Ceyda Hanım uyarıyor, ne olur ne olmaz diyor. Yine de tescile götürün, tescil alsın ya dosyasına koysun ya da tescili gerektiren bir husus yoktu. Çünkü burada hakikaten çok ayrıntılı bir açıklama yapıldı Erzan Hanım tarafından da. Yani bu genel kurulun yetkisinde olan konular nelerdir, neler değildir. Yönetim kurulu veya işte müdürler kurulunun asla kaçamayacağı konular nelerdir. Onun bir kez daha, bir kez daha okumakta fayda var. Anonim şirket olarak bağımsız denetçi seçme zorunluluğuna tabiyiz. Bu denetçiyi 3 ay içerisinde seçmek zorunda mıyız? Evet, yani denetçi 3 ay içerisinde seçilmesi gerekiyor. Bağımsız denetçi seçmek zorundaysınız. Ha, seçilmemişse ne olur diyor. Seçilmemişse de seçebilirsiniz tabii. Yani seçilmemişse de seçebilirsiniz ama burada bir tartışma ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü bağımsız denetçinin seçilmemesi durumunda neler yapılacağı, yani işte mahkeme yoluyla diğer ortaklardan birinin de istemesi halinde falan diye, ama böyle bir durum da söz konusu değilse, gecikmiş olsa olarak da olsa bağımsız denetçinin seçilmesi gerekir. Eğer hiç seçilmiyorsa o zaman evet, mahkemeden talep edilebiliyor. ...2014 Mart ayında tasfiyeye girecek limited şirketimizin 2013 yılında genel kurulu yapılmamıştır. Bu durum tasfiyeye bir sakınca olur mu? Yani genel kurulların yapılmış olması. Yani 2013 yılına ilişkin anladığım kadarıyla olağan genel kurulun yapılmamış olmasından söz ediyoruz. Yani 2014'te doğrudan tasfiyeye mi başlıyor, başlatmaya karar veriyorsunuz bilmiyorum ama soru o anlamda açık değil. Fakat
Eğer 2014 senesinde tasfiyeye bir giriş söz konusu olacaksa genel kurul kararıyla, yapılmamış genel kurullarını yapması lazım tabii ki. Yapılması gerekecek. Evet. 2012 ve 2013 yılı genel kurulları birleştirilebilir mi? Evet arkadaşlar, birleştirilebilir diye düşünüyorum. Farklı düşünen yok, var mı bilmiyorum. Cezai bir müeyyide olmadığı için daha önce biliyorsunuz anonim şirketlerde de böyle 2 yılı 3 yılı birleştirerek genel kurullar yapılıyordu. Eğer bir cezai müeyyide olmadığına göre birleştirerek olağan genel kurul şeklinde olacaktı bunlar tabii. İkisi birleştirerek gerçekleştirebilirsiniz. Yine benzer bir soru olduğu için 2012 yılı limited şirket genel kurullarının yapılması zorunlu mu? 2000 yani sonuçta Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden yıldan itibaren genel kurullar, olağan genel kurullar limited şirketler içinde yapılması zorunlu. Bir soru geldi irtibatla ilgili. Ana sözleşmesi yeni TTK'ya uyumlu hale getirilmesi hükümet temsilcisi bulundurma zorunlu mu diye bir soru geldi. Amaç konu tadili sermaye artırımı yoksa kendiniz yapabilirsiniz. Bulundurma zorunluluğu yok. Evet Lerzan Hanım, herhalde sizde diyor ki eski Türk Ticaret Kanunu'na göre yeni devam edin. Eski Türk Ticaret Kanunu'na göre yönetim kuruluna yetki verirken yönetim kurulu kararı alarak tescile veriyorduk. Yeni TTK'ya göre yönetim kurulu ve şirket çalışanın ABC yetkilerini nasıl vereceğiz? Şu anda eski kanuna göre devam eden yönetim kurulu yetkileri yeni TTK'ya göre geçerliği devam ediyor mu, edecek mi? Yönetim kurulu yetkilerini sınırlama yapılamaz mı? Yönetim kurulu iç yönergesi her zaman hazırlanabilir mi? Yönetim kurulu ve şirket çalışanlarına yetki yönerge ile mi verilir? Şimdi burada eskiden de eski Türk Ticaret Kanunu'nda da yeni Türk Ticaret Kanunu'nda da yetkiyi ancak şununla sınırlandırabiliyorsunuz. Şube ile çift imza ile. Şimdi böyle bir uygulama gelmiş. İşte A yetkilileri 1 milyon liraya kadar imza yetkisine sahip, B'ler 5 bin liraya kadar, C'ler. Şimdi ticaret sicilleri bunu kabul etmiyorlar yeni başvurularda. Yani burada Türk Ticaret Kanunu'nda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Eski Türk Ticaret Kanunu'nda da şubeyle sınırlama, yetki sınırlaması yapabiliyordunuz ancak ve çift imza ile yetki sınırlama yapabiliyordunuz. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda da fakat uygulamada böyle bir değişiklik oldu. Bu itibarla şimdi bütün şirketler, tabii ki çok büyük şirketler, bununla ilgili bir takım çalışmalar yapıyorlar. Nasıl bundan şey yapabiliriz diye, bunu nasıl aşabiliriz diye. Bir tane görüş şöyle, teşkilat yönergesi yani yönetim kurulunun görev ve yetkilerinin dağıtımı müdürlere, müras azalara, müras müdürlere yetki görev devriyle ilgili olarak teşkilat yönergesinin içine işte yine aynı şekilde şu kadar hem yönetim yetkisi hem de temsil yetkisini de içine alacak şekilde teşkilat yönergesini düzenliyorlar. Tabii biliyorsunuz teşkilat yönergesinin tescil ve ilanı da zorunlu değil ama bir yönetim kurulu kararı alınıyor genelde ve genel kurulda da bunun onaylanması sanki herkes bunu kabul etmiş gibi oluyor. Fakat buradaki durum iç ilişkide önemli. Yani eğer sizin yönetim kurulu üyeniz ya da temsilciniz şirkette imza sirkülerine de işte 10 bin liraya kadar imzayı yetkili kişi 20 bin liralık bir imza attıysa bu hukuken geçerli olacak. Buradaki durum artık sizin iç ilişkinizde, o müdürle, o yönetim kurulu üyesiyle olan iç ilişkinizde bunun hesabını almak zorundasınız. Fakat burada dediğim gibi yeni Türk Ticaret Kanunu'nda herhangi bir değişiklik olmadı. Fakat uygulamada bir değişiklik oldu. Yani bugüne kadar imza sirkülerlerini her ticaret sicili işte 10 bin lira, 5 bin lira kendi şirketin kararına göre tescil ediyordu. Ama artık etmiyorlar. Çok etmeye başladı ama. Başka var mı? Anonim şirket tasfiye sürecinde bir adet taşınmazı mevcut.
Şirket ortaklarına ulaşılamıyor, sermayesi yeterli değil. Münfesi olursa dairenin, yani bu taşınmazın anladığım kadarıyla durumu ne olur? Buradaki tasfiye memuru artık bununla ilgili bir işlem, yani tasfiye memurunun görev ve sorumlulukları içerisinde bu taşınmazla ilgili işlem yapması gerekmektedir. Ortaklardan birisi vefat etmiştir. Hisse devri için bir yönetim kurulu kararı alınmıştır. Tescile tabi midir? Ortaklardan birisi vefat etmiştir. Ettikten sonra mirasçıları için mi hisse devri kararı alınmıştır? Onu anlamıyorum. Ama tescile, yani hisse devri anonim şirketlerde biliyorsunuz tescile tabi değil. Fakat tescil ettirmezseniz vergi dairesinden problem çıkıyor. Onun için genelde hisse devrinde tescil yapılıyor. Yani seçilememişse Mart ayı sonuna kadar. Siz cevap verin. Daha denetçi seçimiyle ilgili bir soru gelmiş. Eğer Mart sonuna kadar hani denetçi seçimi yapılamamışsa ve akabinde yapılabilir mi diye anladığım kadarıyla yapılabilir. Denetçi seçimi ama tabii Mart sonuna kadar yapılması gerekli. Bir de bir sorulardan bir tanesinde kurumlar vergisi beyannamesiyle yapacağımız düzeltmeler yıllık faaliyet raporuna yansımamış olacak. Bunun çözümü nedir veya hangi örneğe kadar düzeltme kabul edilmektedir? Zaten bağımsız denetçinizle birlikte yıllık faaliyet raporunun üzerinden geçerken son finansal orada yer alması sağlanacak. Denetçinizin burada tabii ki görüşü çok önemli. İTO ayrıca yıllık faaliyet raporunu tek tek inceleyecek mi yoksa sadece Ticaret Sicili Gazetesi'nde görülmüştür ibaresi mi olacak? Bununla ilgili de İTO ile ilgili ayrıca tek tek incelemeyecek. En son şeyde. Kurumlar vergisi, yani bizim genel kurulları yaptığımız tarih, işte diyelim ki Mart ayında genel kural olarak bunu yapacağımıza göre, Nisan ayında kurumlar vergisi beyannamesine girecek olan hususlara ilişkin yönetim kurulunun önceden bir takım öngörüleri var ise, tabii faaliyet raporunun içerisinde yer alması gerekir. Yani özel öngörü. Ama hayır, o gün için bir öngörü söz konusu değil de işte kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihe kadar yeni durumlar söz konusu oldu. O takdirde tabii ki o faaliyet raporunda yer almayacak. Ama yönetim kuruluna yeni ticaret kanunu ile ilgili baktığımızda faaliyet raporu konusu çok çok özel bir takım yükümlülükler de getirdi. Yani siz şirketin gidişatına ilişkin bir takım öngörülerinizi finansal anlamda almayı düşündüğünüz hemen 3 gün sonraki, 5 gün sonraki, o yıl içerisindeki kararları da var ise belli olan şeyleri, bunları belirtmek durumundasınız. Yani şirket finansal risklerini var ise nasıl yönetiyor, neyi planlıyor gibi öngörüleri de bu faaliyet raporunun içerisine almanız gerekiyor. Ama o gün için mevcut olan şeylerdir onlar. Genel kurul tarihinden sonra ortaya çıkacak durumlarla ilgili herhangi bir şey söz konusu değil kuşkusuz. Yani kar dağıtımı kararı aldık ve dağıttık. Zaten bu standart genel kurul zabıtlarında da, yani kar dağıtımı kararı almışsanız işte karı ne kadarını nasıl dağıtacağınıza ilişkin karar aldığınızda bunu tabii ödeme tarihlerinde bu yeni genel raporda genel kurulda yazmış olmanız gerekiyor. Bunları da o tarihlerde çok özel bir durum söz konusu olmadığı müddetçe bu dağıtımları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Tabii dağıtım biliyorsunuz, yani illa bir nakdi, yani siz hesaben de bu dağıtımı gerçekleştirebilirsiniz hesabına alacak yazmak kaydıyla. Ama alacak yazdığınız andan itibaren ortağın genel kuruldan bundan almış olduğu karar doğrultusunda kar payını artık şirketten talep atma o günden itibaren doğmuştur. Bunun vergi ve yasal kesintilerini de o gün itibariyle yerine getirmeniz gerekir. Buyurun. Şimdi ilave edebilir misiniz? Buyurun. Genel tabii şimdi Ceyda Hanım bir hatırlatma yapıyor. Doğru da. Şimdi
tek hani oluyor mu bilmiyorum ama oluyor olduğunu söylüyor Ceyda Hanım en azından soru olarak. Yönetim kurulları yani tek başına kar dağıtımı kararı veremez arkadaşlar. Yani diyelim ki işte bir ticari kar ortada. Bu ticari karla ilgili yönetim kurulu toplandı. İşte karı dağıtmamaya ya da karı şu şekilde dağıtmaya diye bir karar veremez. Bu mutlaka genel kurul kararıyla olması gerekir. Genel kurula verilmiş olan görev ve yetkiler içerisindedir. Sadece avans kar payı dağıtımına ilişkin özel düzenlemeler vardır. O avans kar payı dağıtımına ilişkin özel düzenlemeler doğrultusunda bir takım yönetim kuruluna özel yetkiler verilmiştir. Onları biliyorsunuz. Tabii genel kurula tekrar onaylatmak kaydıyla daha sonra. Sizde soru kaldı mı? Bir de şu soru tekrar var. Onun üzerinden bir daha geçelim. Başlangıçta belki arkadaşlar katılmamıştı. Ben konuşmacılarımızı beklerken biraz giriş olarak yapmıştım. Zorunlu denetim kapsamına girmeyen anonim şirketlerin denetimi hakkında bilgi verir misiniz? Yani denetim kapsamına alınmayla ilgili gelişme var mı? Geçtiğimiz yıl sonuna doğru taslak yayınlanmıştı. Sonra web sitesinden kaldırıldı. Arkadaşlar şimdi evet ya biliyorsunuz bir yasal düzenleme yapıldı daha önce. Bu anonim şirketlerin yani bağımsız denetime tabi olmayan anonim şirketlerin denetimine ilişkin bir düzenleme yapılacağına ilişkin onlar da bu anlamda bakanlar kurulu kararı yayınlanması gerekiyor. Bir taslak dolaştı doğru. Bu taslak tasarıya da dönüştü. Ardından bildiğimiz kadarıyla şu anda ilgililerin masasında o artık içinde bulunduğumuz siyasi konjektürde herhalde göz önünde bulundurularak ortaya netleşerek çıkacaktır. Şimdi burada bağımsız denetim değil bu denetim. Yani bağımsız denetimin zaten dışında kalanlar adı üstünde bağımsız denetimin dışında kalan ve sadece anonim şirketleri kapsayacak olan bir düzenleme bu. Ancak aynı şekilde yani bir bağımsız denetçi seçer gibi yine genel kurullarımızda yine Mart aylarında yapacağımız genel kurullarında bu denetçiyi seçmek zorunda kalacağız bu düzenlemede bir değişiklik yapılmadığı takdirde. Bu seçmiş olduğumuz denetçi de bizim şu anda Türk Ticaret Kanunu'nda bağımsız denetçiye yüklenen hemen hemen yükümlülüklerin çok önemli bölümüne, tamamına yakınına hatta bazı noktalarda incelemesine daha da özel sorumluluklarda getirilir bir biçimde bu yeni denetçiye de böyle bir durum söz konusu. Anonim şirketler için geçerli. Belki bir sonraki adımda limited şirketler için de böyle barajlar getire bunu uygulamaya koyacaklar. Anonim şirketlerin denetimi için şu anda yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler arasından bu denetçi seçilme zorunluluğu var. Ve yine demin söylediğim gibi genel kurullar tarafından seçilecek ve Mart ayında yapılacak genel kurullarda yeni bir şirket kuruluşu söz konusu ise de kuruluşunu müteakip bu bağımsız denetçiyi seçmek zorunda kalacak. Onun dışında şu anda başka bir düzenlemesiz bir şey biliyorsanız. Buna bir ekleme yapmak istiyorum Erol Bey. Bununla ilgili büyük holding şirketlerinin sermaye gruplarının şirket topluluklarının bağımsız denetime tabi olmayan anonim şirketleri için denetçi bu taslakta çıkan denetçinin sorumluluğu çok ciddi geniş kapsamlı olduğu için bana hani bu şirketlerin denetçi bulmakta zorlanacaklarından bahsetmişlerdi bir toplantıda. Çünkü denetçiler eğer taslak aynı şekilde çıkarsa çok ciddi sorumlulukları söz konusu olacak sizin de belirttiğiniz gibi. Evet, bu denetim konusunu uzun bir zamandır meslek camiası olarak tartışıyoruz. Çok yoğun eğitimler gerçekleştirdik ama orada kalmıyor arkadaşlar. Özellikle bu denetim konusuna her zamankinden daha farklı bir yaklaşımla eğilmemiz gerekiyor. Denetim yapıp yapmamaya denetimin ne olduğunu, süreçlerin ne olduğunu iyice inceledikten sonra karar vermek gerekiyor. Hakikaten çok önemli sorumluluklar. Yani şöyle size anlatmaya çalışayım. Burada bu işi yapan arkadaşlarımız da var. Daha önce SPK
denetiminde yapılmış olan düzenlemelerden çok daha önemli bir düzenleme var Türk Ticaret Kanunu'nda. Yani bağımsız denetçiye getirilen sorumluluklarla ilgili olarak, hatta hatırlarsanız değişmeden önceki hali, bağımsız denetçinin yapmış olduğu işlemlerden dolayı sorumluluğunu tanımlayan düzenlemede sorumluluk, yani iddia edene ait olacaktı. Yani örneğin diyelim ki ben bu denetim raporundan zarar gördüm. Zarar gördüğünü iddia eden, şimdi iddia edecek öbürü, ama öbürü kendisinin, yani denetçi kendisinin işini doğru yaptığını anlatmak gibi bir sorumluluğa sahip. Dolayısıyla yani burada denetim yapmaya karar verdiğinizde önce tabii denetimle ilgili bütün düzenlemeleri, ama bununla birlikte ticaret kanununda yapılmış olan bütün düzenlemeleri, Lerzan Hanım'ın dediği gibi özellikle holding şirketlerde, yavru şirketle ana şirket arasındaki ilişkilerde, onların birbirlerine kaynak kullandırılması ilişkilerinde denetçiye çok özel sorumluluklar getiriliyor. Bu anlamda yani ne olursa olsun ben tabii kişisel anlamda denetimin çok önemli bir iş olduğunun bilincinde olarak böyle yani hemen yapalım denetim, mutlaka altyapılarımıza, özellikle denetim yapacak kadrolarımıza yatırım yapmak, kendi eğitimimize, bilgi birikimimize yatırım yapmak, iş süreçlerimize yatırım yapmak, doğru insan kaynağıyla çalışmak. Çünkü denetim öyle tek başına yapılacak olan bir iş değil. Yani tek başına çalışıyorum, ben tek başıma bir tane tek şirketin denetimini yapıyorum deseniz bile çok kolay değil, onu söylemeye çalışıyorum. Onun için mutlaka bu süreçleri, hani bu denetim dosyası, denetime işi kabulünden tutun da raporun teslim edilmesine kadar geçen süreç içerisindeki bütün çalışma kağıtların, süreçlerin algılanmasının mutlaka çok sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Sizin yarın öbür gün mahkemede kendinizi anlatacağınız tek çalışma kağıtlarınız ve o denetim dosyanızdır. Bu son derece önemli. Ya bu işi yapmayı düşünen arkadaşlar, ister bağımsız denetim yapacak olsun, isterse bu yeni düzenlemeyle getirilecek zorunluluk kapsamında bir denetim yapacak olsun, her durumda bir bağımsız denetim yapıyorlar gibi çalışma kağıtlarına, eğitimlerine, altyapılarına, kalite, güvence koşullarını oluşturmuş olmalarına çok bağlı. Burada bir soru var, onu da şey yapalım. Seçimli genel kurul olmasa dahi ibra var mı? Tek pay sahibi yönetim kurulunu biraz zaten yanıtlandı, ama tabii ki arkadaşlar, yani yönetim kurulu, yani daha doğrusu genel kurul yapılıyorsa o faaliyet döneminin genel kurulu yapılıyor. Yani o faaliyet dönemiyle ilgili yönetim kurulu genel kurula bir hesap veriyor. Dolayısıyla vermiş olduğu hesabı ne yapacak? Genel kurul kabul ediyorsa onu ibra edecek. İbra zorunluluğu her zaman var. Bunu 2-3 yılda birleştirerek de yapsanız, tek başınıza o genel kurulu o yıl içinde gerçekleştirmiş olsanız mutlaka ibra söz konusudur. Bu nedenle zaten yani tescile tabi olup olmadığına bakmayın. Genel kurulunuzun süresi içerisinde çağrılı çağrısız olmadığına bakmak. Limite şirketlerde, 2-3 kişilik limite şirketlerde bütün ortaklara haber veriyorsunuz. Geliyorlar bir araya ve her birinin imzasını alarak genel kurulu tüm ortakların katılımıyla ve itiraz olmamış olması durumunda çağrısız. Yani daha önce bildiğiniz gibi o ilamsız genel kurullar yine aynı şekilde söz konusu. Ama mutlaka o tutanakları usulüne uyguna düzenlemek, Haziran cetvellerine ona uygun düzenlemek, bildirimleri uygun bir şekilde yapmak ve dendiği gibi burada da mümkünse bunu ticaret sicile de götürelim, verelim, tescile tabi bir husus olmadığını düşünüyorsak da bile diyorlar. Orada özel bir durumla karşı karşıya kalmayalım diye. Söyleyecekleriniz varsa son olarak böyle bir tur yapalım. Bu arada çok önemli, burada yazılı olarak vermeyi atladığınız ama şimdi aklınıza gelen önemli bir soru varsa onu da burada bulmuşken hem Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerini hem de bu konusunda yetkin arkadaşlarımızı yanıt da vermek isteriz ama şöyle şey yapayım, buyurun. Ben. Efendim şunu söylüyorum ben de. Biliyorsunuz hepiniz birçok anonim şirket genel kurulu toplantı yapmışsınızdır. Bizim bakanlık temsilcisi gözetiminde yapılan genel kurul sonucunda alınan toplantı tutanakları biliyorsunuz noterden tasdik ettirip sicile veriliyor. Bu tutanaklar üzerinde bazen ufak hatalar gözden kaçıyor ve sicil memuru tarafından evrak iade ediliyor. Diyor ki gidin bakanlık temsilcisi bunu düzelsin, tekrar bize getirin. Şimdi bize geldikleri zaman
Biz diyoruz ki yani bunu nasıl yapacağız? Çünkü bu evrak notere tasdik edildi. Bunun düzeltme yaptığı zaman noter tarafından mükerrer vardı numarası verilecek tekrar. Tasdiki gidiyor. Diyoruz ki ancak gidin buraya notere görüşün kendileriyle. Aynı vade numarasıyla kabul ediyorsa biz bunu düzeltip paraflarız, tasdik edip verirler. Fakat birçok noter bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla biz de diyoruz ki biz de bunu imzalamaktan imtina ediyoruz bir yerde. Çünkü mükerrer bir tutanak çıkıyor karşımıza. İleride hukuki bir durum çıktığı zaman karşımıza bu sefer savunma bizim savunmamız olacak. Ve böylece şirket mükerrer bir toplantı yapmak zorunda kalıyor. Bizim kendi görüşüm, daha doğrusu benim kendi görüşüm, bakanlık temsilcisi gözetiminde yapılan toplantılardaki tutanakların noter tasdiksiz olarak tescil edilmesi. Yani ufak bir hata döndüğü zaman biz parafla düzeltip yollarız. Bu tabii ki birçok genel kurullar sizden geri geldiği için bayağı sıkıntı doğuyor. Yani bunu bilmiyorum, bizim tarafından bakanlığa değil de sizler tarafından bakanlığa bir bildirilirse sakınca olarak bu düzeltilebilir. Kendi kendine yapılan toplantılara sorun yok. Çünkü şirket kendisi yapıyor toplantı, tasdik ettiriyor noterden, götür düzeltmesini get tekrar kendisi yaptırabilir. Ama bizim gözettiğimiz olanlarda bu sakınca çok var. Evet. Arkadaşlar bu yeri gelmişken ne kadar bilmiyorum tabii titiz davranıyorsunuzdur mutlaka ama pay defterlerine önem verin. Yani özellikle nama yazılı hisselerin olduğu şirketleri, nama yazılı hissedarların yani bütün ortaklığa girişleri, çıkışları, bütün bu bilgilerin her ne kadar ticaret kanunumuzda pay defterinin bir şekli tanımlanmadıysa da pay defterinde bulunması gereken hususlar, yani asgari hususlar ticaret kanunu, daha önceki ticaret kanununda da vardı, yeni ticaret kanunumuzda da var. Bu asgari bilgileri içerecek şekilde işte piyasada satılan pay defterlerini tabii ki kullanabilirsiniz veya sizler işte o asgari bilgilere daha fazla bilgi de ilave edeceksiniz. Onları içine içerecek bir pay defteri oluşturabilirsiniz. Tabii ki tasdikli olmak kaydıyla. Bu Hazirun cetvelinin kaynağını, yani Hazirun cetvelinin özellikle nama yazılı hisselerle ilgili olan kaynağını bu pay defteri oluşturuyor. Biraz önce anlatıldığı gibi işte vefat olması halinde de muristlerle de ilgili falan mutlaka pay defterine bunların işlenmesi gerekiyor. Zaman zaman bununla ilgili genel kurullarda özellikle Ticaret Bakanlığı komiserleri de zaman zaman durdukları oluyor. Yani her ne kadar yönetim kurulu Hazirun cetvelini imzalayıp ortaya koyuyorsa da onun kaynağını pay defteri oluşturuyor. Sizin söyleyecekleriniz var mı acaba? Burada bizim bu denetçi seçiminde esasına ilgili bir noktaya değinmek istiyorum ben. Özellikle kanunda bu 23 Ocak Bakanlar Kurulu'nun kararı ile birlikte bu 3'te 2 kriteri sağlayan denetim şirketleriyle ilgili bir zorunluluk var. Ancak diğer şirketlerde de kendini ihtiyari bir şekilde denetlendirilme konusunda da bence önemli bir aşamaya da gelinmesi gerekiyor. Özellikle Lerzan Hanım da bahsettiği gibi kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde her şirketin kendini denetlettirmesi, ihtiyari olarak eksiklerini bulması ve beraberinde mali tabloların sağlıklı bir şekilde çıkarılması ve mali sistemler süreçlerinin de iyileştirilmesi konusunda. Yeni Türk Ticaret Kanunu bence bu aşamada oldukça olumlu bir kanun ve denetim Çinli olarak da seçtiğiniz denetçinin tarafında da her iki tarafla hem müşteri hem denetçi tarafında da oldukça süreçleri iyileştirme tarafında iyi yol kat edilebilir diye düşünüyoruz aslında. Sizin eklemek istediğiniz? Yani baktığımızda Yeni Türk Ticaret Kanunu aslında büyük yankılar uyandırdı. İlk başta çok ciddi bir değişiklik söz konusuydu ticari hayatımızda. Daha sonra İşte 6335 sayılı kanunla bu kapsamlar daraltıldı. Örneğin en önemli konu denetim konusuydu.
denetim konusu tüm sermaye şirketleri denetime tabi olacaktı ve defterler işte UFRS'ye uygun TMS'ye göre tutulacaktı. Fakat artık onlar değişti. Sadece finansal tabloların işte denetime tabi şirketlerin finansal tablolarının UFRS'ye uygun TMS'ye göre tutulacak karar verildi. Şimdi tüm bunlardan şimdi şöyle bir şey oldu. İlk kanun çıktı. Ondan sonra kanun değiştirildi. Sonra birçok kararlar çıktı. Bakanlar Kurulu kararı çıktı. İşte ikinci düzenlemeler daha sonra çıktı. Bu arada Ticaret Sicil Müdürlüklerinde çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Fakat her seferinde Ticaret Sicil Müdürlüklerinin, müdürlerinin, işte müdür yardımcılarının, çalışanlarının büyük özverileriyle aşmaya çalıştığımız konular oldu. Neyse ikinci düzenlemeler de, işte yönetmelikler, tebliğler de çıktı. Yavaş yavaş uygulamada bir oturma söz konusu oluyor. Tabii henüz mahkeme kararımız yok. Yani herhangi bir uygulamadaki aksaklıklar ile ilgili... daha yeni yeni belki kararlar işte yeni yeni verilecek. Hani bu seneden sonra önümüzdeki sene başında Yargıtay kararımız hani hiç örneğine rastlamadım. Önemli konularda yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca verilmiş Yargıtay kararlarına. Ama tabii ki bu bir süreç yani bunu herhalde 4-5 yılımızı alacak bunun kullanımının oturması ve bu arada da kararlar değişirse yani Bakanlar Kurulu bir sonraki Bakanlar Kurulu kararında denetim kapsamındaki şirketlerin kriterlerini değiştirebilir. Hani bunların da hepsini dikkate almamız gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz size de. Evet, seminerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Tabii şimdi bir soru geldi. Limişe şirketlerde eskisi gibi belli sayıyı aşan ortak olması durumunda bakanlık temsilcisi aranacak mı? Bu zorunluluk ortadan kalktı. Ancak ya bir başka şeyde kadın yönetim kurulu üyesi bulundurma gibi bir pozitif ayrımcılık. Yani sermayeyi elinde bulunduranlar, sermaye sahipleri bu pozitif ayrımcılığı düşünürse tabii önce onların düşünmesi lazım değil mi? Yönetim anlamında söylüyorum. Ben katılımcılara bu güzel açıklamaları için Fevzi Ülker, Ceyda Çalık, Lerzan Nalbantoğlu ve Caner Özsaran ve teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda teşekkür plaketlerimiz var. Arkadaşlar işte araştıralım artık bundan sonra da mümkün olduğu kadar. Limited ile anonim arasında çok büyük farklar bazı durumlarda var. Bazı durumlarda gördüğünüz gibi çok yakın düzenlemeler var. Hep beraber bu seminerlerle ve sizin araştırmalarınızda bilgilerimizi giderek pekiştireceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz sayın katılımcılara. Ben kısaca plaket törenine geçeceğim. Ama geçmeden önce de bir muhasebe haftası ile ilgili etkinliklerimizden kısaca bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz 1 Mart Taksim'deydik. Bugün eğitimde buradayız. Yarın Caddebostan'da yine aynı konuyla ilgili eğitimdeyiz. 6 Mart'ta Uğur Dündar'ın katılacağı başkanımızın moderatörlük yapmış olduğu söyleşiye sizleri bekliyoruz. 7 Mart'ta yine odamızda Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. 8 Mart'ta da Dostlar Korumuz var İSMO'nun. Fevzi Emekleri Vakfı'ndaki konser salonunda sizleri bekliyoruz. Evet. Bu duyurudan sonra değerli konuşmacılarımıza plaketini vermek üzere Şişli temsilcimiz İrfan Yalçın'ı Fevzi Ülker'e vermek üzere davet ediyorum. Buyurun. Yarın keseninlerden soygun olursanız bir yemek de yeriz hep beraber akşamız karşıda olacağız. Arkadaşlar 5 dakika lütfen rica etsek. Evet. Sayın Ceyda Çalık'a plaketini vermek üzere Sarıyer temsilcimiz Ahmet Çakır'ı davet etmek istiyorum. Evet. Evet Ceyda Hanım'a. Evet, aramızda kurul üyelerimiz de var. Yayın kurulu üyemiz Sayın Gülgün Öztürk'ü plaketini vermek üzere davet etmek istiyorum. Lerzan Nalbantoğlu'na. Evet.
Gülgün Hanım ayrılmayın. Sayın Caner Öztürk'e de sizin vermenizi rica edeceğiz. Evet. Son olarak ben plaket vermek istiyorum. Sayın Erol Demirel oda sekreterimize, can yoldaşımız, yönetim kurulu arkadaşıma. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki seminerimizde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.